Günaydın hocam. Günaydın hocam. Hocam sesiniz kapalı. Sesiniz kapalı. Ay evet, sesim kapalıymış. Günaydın tekrardan herkese. Merhaba öğretmenim. Günaydın. Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? Günaydın hocam. Hocam nasılsınız? Ben de iyiyim. Hocam birisi kaydediyor. Evet, ben kaydediyorum tatlım. Bütün dersler kaydediliyor. Hayır. Benim şu an 5 kişi yok. Efendim tatlım? Şimdi mi kaydetmeye başladınız? Evet tatlım. Evet bakalım, hadi dersimize devam ediyoruz. Driftlerdeydik en son, değil mi? Tamam evet. Efe'cim, nasıl bilirsin? Ben takip ediyorum sohbetten yazılanları. Evet, driftlerde son testte kalmıştık dün. Sayfa 83 müydü? Yok, 83 değil, 84'te kalmıştık sanırım. 83. Hocam geldin. Evet, 13. Hocam 84 kaybeden. Hocam sayfa kaçtaydı? Sayfa 84'te olmamız lazım. Tamam tatlım. Hocam geldim. Görüyorum Egemen. Hocam hoş geldiniz. Ve günaydın. Hadi tatlım, sen dersi hazırla. Hocam ben hocam gözlemlerdeyim bu sefer. Tamam. Evet, herkes açtı mı sayfa 84'ü? Evet çocuklar, şimdi öncelikle bakıyorum, Nehir 3 ve 4 demiş. 84'teki iki soruyu da yapamamış. Efe Tutuk 9 demiş sanırım. Evet, tamamdır. Hadi bakalım. Üçüncü soruya başlıyorum o zaman. Gelmiş. Efendim Egemen? Yaygının gelsin yapmamış mı? Tamam, fark etmez. Hadi siz mikrofonlarınızı kapatın lütfen. Kapat mikrofonları. Evet, üçüncü soruya baksın herkes sonra. Aşağıda farklı maddelerle kaplanmış yüzeylerde özdeş cisimlerin hareket edebilmesi için dinamometreler tarafından çekilmesi esnasında oluşan kuvvet değerleri verilmiştir diyor. Şimdi ben bu üç yüzeye baktığımda hangisinde daha çok kuvvet uygulamış Nehir? L yüzeyinde, değil mi tatlım? L yüzeyinde 20 Newton'luk kuvvetle çekebilmiş. O zaman burada sürtünmelerine baktığımızda ne demiştik her zaman? En fazla kuvvet uygulamamız gerekenin sürtünmesi en fazla demiştik. O zaman L'nin sürtünmesi en fazla, sonra K, sonra M olacaktı. Devam ediyorum. Yüzeylerin sürtünmeleri birbirinden farklıdır. Evet, değil mi? Hı hı. L yüzeyi M yüzeyine göre daha fazla zorluk göstermektedir. Bu da doğru. En fazla zorluğu L gösteriyor zaten. Ve son olarak M yüzeyi halıysa diyor. M halıysa K mermer olabilir diyor. Hayır, K'nin daha pürüzlü bir şey olması gerekiyor. Bu yüzden bu yanlış. Ben de bir yapmışım, sadece iki almamışım. Tamam. Şimdi anladın mı? Hı hı. Güzel. Dörde bakıyoruz. En büyük buluşlardan birisi antibiyotiktir. İnsanlığın ömrünü uzatıp enfeksiyonları yenmeyi sağlayan buluşun sahibi İskoç biyolog Fleming'tir. Fleming düzensiz ve pasaklı olması ile ünlüydü. Ailesiyle çıktığı geziye giderken bakterilerle çalıştığı kapları temizlemeden laboratuvardan çıkar. Tatilden geri döndüğünde kaplardan birinin küflendiğini fark eder. Ancak Fleming'in dikkatini ilginç bir şey çeker. Kaptaki bakteriler yaşamaya devam ederken küflerin oluştuğu bölgelerdeki bakteriler ölmüştür. Daha sonra yaptığı çalışmalar sonucunda küf suyu anlamına gelen tehlikeli bakterileri öldüren penisilini keşfetmiş oldu. Buna göre hangilerine ulaşılamaz diyor. Mikroskopik canlıların tamamı zararlıdır. Böyle bir şey diyebilir miyiz Nehir? Güzel. Küf yapan canlıların faydaları olabilir. Buna ulaşabilirim, değil mi? Küf sayesinde bazı hastalıkların
çözümü bulunabiliyor. Ya da bazı zararlı bakteriler öldürülebiliyor çünkü. Devam ediyoruz. Mesela bozuk meyveleri, bozulan meyveleri böyle bakteriler böyle küfleterek onları yiyebiliyorlar. Evet, ama bu bir yarar değil tabii ki. Bu bir zarardı. Ben 15 diyeceğim ama anladım sonra. Tamam, daha bitmedi soru çözümüm Egemen'cim. Penisilin hastalık yapan bakterileri etkisiz hale getirilebilir. Buna da ulaşabilirim. Evet, 5. soru var mı? 5. soruyu yapamayan var mı bir sonraki sayfada? Yok. 6 var mı? Yok sanırım. 7. Hocam. Efendim. Drift 2 mi? Evet, Drift 2'deyiz şu anda. Dersin başında söylemiştim. Hocam evet. Ben şimdi geldim de. Anladım. Evet, Drift 2'de sayfa 86'da yanlış olan var mı? Güzel. 87. Yok, güzel. Bakalım kimler burada o zaman? Bir soru soralım bakalım. Sesi çıkmayanlara soralım. Utku Kuzey. Efendim sesi... hocam. Tamam. Evet, 8. soruyu bana açıkla bakalım. Tamam hocam. Hocam, aşağıda katı halde bulunan saf maddeler özdeş ısıtıcılarla ısı verildiğinde gerçekleşen sıcaklık değişimleri vermiş grafikle. Evet. Grafiklerde anlaşılamaz diyor. A'da L maddesine K maddesinden daha fazlası verilmiştir diyor. Tamam. K maddesine 160 derece verilmiş ilk sonda. İlk başta da 30 derece verilmiş ve arttırılmış. Tamam, şimdi beni dinle bakalım. Bu 160, 30 vesaire dediklerin ısı mı? Sıcaklık hocam. Tamam, o zaman ısıyı nereden anlıyorduk? Hocam ısı... Ne kadar süre verildiğinden, değil mi? Bak dikkat et, K maddesine 12 dakika ısı verilmiş. L maddesine 14 dakika ısı verilmiş, değil mi? Evet hocam. Ve ısı verildiği için sıcaklığı da artmış. Dolayısıyla L maddesine daha uzun süre ısı verildiği için onun daha fazla olduğu doğru oluyor A şıkkı. Evet, B'ye bakalım. B'de K maddesi bir kez, L maddesi ise iki kez hal değiştirmiştir diyor. K maddesi, hocam K maddesinin sıcak... Hocam K maddesi... Evet, nereden anlıyorduk hal değişimini? Yardımcı olayım ben sana, heyecanlandın sen biraz. Evet, K maddesinde sıcaklık hal değişimi. Nerede, hangi sıcaklıkta gerçekleşiyor? Hal değişimi... Hocam burada... Sabit, 80'de. Çok güzel, tamam. L'ye bakalım şimdi. L'de hem 70'te tekrarlama var... Hem de 110'da değil mi? Evet. Tamam. O zaman bu da doğru oluyor. K bir kez, V iki kez yaptı. Değil mi? Evet. Devam ediyorum C'ye. K maddesinin erime noktası 80'dir diyor. Bunların başlangıçta katı olduklarını soruda söylüyor. O zaman ısı aldığında eriyecek, 80 erime noktası. Bu da doğru. L maddesi katı halden sıvı hale 110'da geçer diyor. Hayır, L 70'ti. Eriyor, değil mi? 110'da kaynıyor. Anlaştık mı? Anlaştık. 9. soruyu yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Var mı yapamayan 9'u? Güzel. Hocam benim 15. soru vardı ama almadım sorunu. Söylemiştin Egemen. Evet, 10. 11. 12. Yok mu kimsenin yanlışı? Evet, 13. 14. 15. Hocam benim var 15. Benim 15.
Benim de ondan. Kim egemen mi? Yok hocam. Meryem. Tamam, 15'e bakıyorum. Odada çamaşırların kurumasıyla ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur diyor. Çamaşırda ıslak çamaşırlar odada bir süre sonra kurumakta, sonra çamaşırlar tamam. Odada çamaşırların kurumasıyla ilgili. Islak çamaşırdaki su odadan ısı alarak gaz hale geçer. Buharlaşma değil mi bu Meryem? Buharlaşma ne olacaktı? Isı alacaktı değil mi? Isı alarak ne yapıyor? Gaz hale geçiyor. Doğru. Çamaşırlar kururken oda sıcaklığına düşüş olur. Şimdi buharlaşma. Değil mi? Isı almıyor mu ortamdan Meryem? Alıyor. Tamam. Ortamdan ısı alıyorsa odayı soğutmaz mı? Soğutur. Evet. Burada bunu anlatıyor. Oda sıcaklığındaki düşüş olduğunu söylüyor. Anladın mı? Devam ediyorum. Oda sıcaklığı ne kadar fazla olursa çamaşırlar o kadar hızlı kurur. Bu da doğru. Değil mi? Ne kadar sıcaksa o kadar hızlı kurur. Sohbet kısmında bir şeyler yazılıyor. Evet, Nehir ne oluyor? Hanımcığım evde kaldı ne demek? Sen neredesin şu anda? Hanım. Efendim? Babaannemin evindeyim hocam. Ama kitapların tam olmadan nasıl derslerde anlayabiliyorsun? Değil mi hanım? Evet, 16. soru var mı? 17. 18. Hocam benim. 18 mi? Evet. Tamam, hemen bakalım. Yüksel öğretmen fen bilimleri dersinde genleşme ve büzüşme olayları ile ilgili bilgileri kartlara yazıp öğretmenine dağıtmış. Öğrencilerden bu bilgilerin genleşme mi yoksa büzüşme mi kavramına ait olduklarını sorarak kartların arka yüzlerine yazmalarını istiyor ve her doğru cevap için 5 puan alacakmış öğrenciler. Kalemimi aldım elime. Şimdi bakalım. Özcan 1'e demiş ki, birine soğuk bardağa sıcak çay konulduğunda bardağın çatlaması. Bu bir genleşme örneği değil mi? O zaman Özcan 5 puan aldı. İsmail puan alamadı. Ahmet de 5 puan aldı. Tren raylarının arasındaki boşluğun kış ayında artması. Ne demiştim? Sıcak ya da yaz diyorsa genleşme, kış ya da soğuk diyorsa büzülme ya da büzüşme demiştik. O zaman iki büzüşme olacak. Özcan 5 puan aldı, İsmail 5 puan aldı, Ahmet puan alamadı. 3'e bakıyorum. Gözlük camı çerçeveye yerleştirilince çerçevenin soğutulması. Çerçeveyi soğutuyorsam ne olacak yine? Büzüşme. O zaman sadece İsmail 5 puan alabildi. Devam ediyorum. 4'te ısıtılan madeni paranın çiviler arasından geçememesi. Neden geçemiyor? Çünkü genleşiyor. Genleşme diyenlere 5 puan verdim. Ahmet puan alamadı. Ve son olarak kışın elektrik direklerindeki tellerin gergin olması. Kış diyor, gergin diyor, büzüşme. Özcan'a 5 puan verdim. İsmail puan alamadı. Ahmet'e de 5 puan verdim. Böyle baktığınızda Özcan 5, 10, 15, 20 puan aldı. İsmail 5, 10, 15 puan aldı. Ahmet 5, 10 değil mi? Ahmet sadece 2 tane doğru cevap verdi. 5, 10 yani 10 puan aldı. Anladık mı? Yani örneklerin evet, ne bilmeniz gerekiyordu burada sadece. Bu kadar. 19 var mı çocuklar? Yok, güzel. Şöyle sohbet kısmına bakayım ben de o sırada. Sohbette yok hocam. Tamam, yokmuş. 20 yok. Şimdi PISA sorularından var mı sorun? 2 soruydu zaten onlar. Yok. O zaman istek kitaplara geçebiliriz, değil mi? Hocam durun bir saniye, kitap. İstek kitap 3'leri çıkarıyorsunuz. Şimdi ben de bu sırada yoklama alıyorum.
Evet, bugün 2 Nisan. 5A. İstek yanındaymış hanımın. Hadi al gel hanım. Evet, derse katılmayanlar kimler? Bakalım. Şevket burada. Hanım yoktu öncelerde. Geldi. Yalın geldi. Miray burada mı? Burada. Miray burada. Baktı. Herkes var. Evet. 16 kişi sizin sınıf değil mi? Bir de ben 17. Evet. Bugün tam 5A. Evet çocuklar. Şimdi istek kitapta kaçıncı sayfadan başlıyordu ödeviniz? Hemen söylüyorum. İstek kitap. Hocam 201. 3. Hemen açıyorum ben de. İstek kitap 3. Açtınız mı siz çocuklar? Ben anca evet, açabildim. Benim 4 kitabım birlikte olduğu için biraz zor oluyor açma. Hocam evet, şimdi etmiyorsunuz değil mi? Efendim? Hocam şimdi daha yeni kitabımı aldım da etmediniz değil mi? Yok, hayır daha yapmadım. Ben de daha yeni açtım tatlım. Şimdi cevap anahtarını okuyacağım. Hocam kaçtan başlıyor? 201. 200 kaç? 201. Hocam tamam. Hocam eksiklerimi de yaptım ben. Aferin. Ben de kontrol ettim. 25. Bir Cenhan. Hocam durun. Kaç dediniz? Denizli. Hocam durun. Adana. Egemencim duramam. 3 kere sayfa söyledim. Hocam. Değil mi? Hocam tamam. Hemen kontrol edeceğim. Lütfen dikkatle beni dinle. Sürekli durun durun deyip de karıştırma dersi. Tamam. Sayfa 201, sorular 25. 3 kere söyledim tatlım. Evet 4 Denizli. 5 Bursa. 6 Adana. 7 Denizli. 8 Adana. Evet yanlışlarınızı alayım çocuklar. Hocam 1-2 için neydi? Hocam 3 Adana mıydı? 1 Ceyhan, 2 Denizli, 3 Adana. Tamam hocam. Hocam yanlışım var. Senin hepsi doğruymuş. 5. soru. Benim de hepsi doğru. Tamam 5'e bakıyorum. 5. soru soruldu. 4'ü de sormuş Meryem, onu da açıklayalım. Önce 5'e bakıyoruz çocuklar. Ayça öğretmen. Öğrencisi Melis'e yukarıdaki çalışmayı yaptırıyor. Melis hangi numaralı soruya yanlış cevap vermiştir? Çocuklar birinizin mikrofonundan kendi sesimi tekrar çok duyuyorum. Gelen ışın ile yüzey arasındaki açı. Şimdi gelen ışınla yüzey arasındaki açı diyorsa bu yüzeyle yaptığı açı. Gelme açısını nasıl... Egemenlerle kapamıyor. Yahu iş konuşmak için açtım. Tamam kapa Egemen'cim. Doğru söylüyor arkadaşlarım. Beni dinle şu an sadece. Evet çocuklar beni dinleyin. Biz gelme açısı ve yansıma açısı için ne demiştik? Normalle yapılan açılar demiştik. Size yüzeyle yapılan açıyı veriyorsa onu 90'dan çıkartarak gelme ve yansıma açısını buluyordunuz. Şimdi burada yüzeyle arasındaki açı 20 diyorsa 90'dan 20'yi çıkarırsın. Gelme ve yansıma açısı 70 olur. Devam ediyorum. Gelen ışın ile yansıyan arasındaki açı. Şimdi bu sefer gelen ışın ve yansıyan ışın arasındaki açıyı vermiş. Bunların arasında bir de ne var dik bir şekilde? Normal var. O zaman 80'i ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 41'i 41 olacak. Dolayısıyla bu yanlış oldu 45 dediği için. Yansıyan ışınla yüzey arasındaki açı 30 demiş. Yine aynı şeyi yapmış. Yüzeyle arasındaki açıyı vermiş. Bize ne gerekiyordu? Normalle arasındaki açı gerekiyordu. O zaman 90'dan 30'u çıkarıyorsunuz. 60 buluyorsunuz. Anladık mı? Yine devam ediyorum. Yüzeyin normali ile gelen ışın arasındaki açı. Normalle gelen ışın arasındaki açıyı vermiş bu sefer. O zaman bu direkt gelme açısı. Dolayısıyla yansıma açısını verecektir. 50.
Bu da doğru. Yani ikinciyi yanlış vermiş sadece. Evet, başka? Dördü anladım dedi Meryem. Yazmış kenarda, gördüm. Hepsi doğru, hepsi doğru. Başka soru yok sanırım o zaman. Değil mi çocuklar? Evet hocam, yok. Güzel. Tamam, devam ediyorum. 203'teyiz. Sorular 26. Hemen yine cevap anahtarını açıyorum. Evet, bir Denizli, iki Bursa, üç Adana. Bir Denizli, iki Bursa, üç Adana. Dört Bursa, beş Denizli, altı Adana. Dört Bursa, beş Denizli, altı Adana. Yedideyiz. Yedi Adana, sekiz Adana. Evet, var mı? İki dedi Nehir. Hemen bakıyorum. Nehir'cim, X, Y, Z, T bu noktaların hepsini aydınlatsın istiyor. Değil mi? Hayır. Hangileri aydınlanabilir böyle koyarsa diyor. Şimdi X bir kere ışığın arkasında kalıyor. X'i aydınlatamaz. Değil mi? Hı hı. Bundan ışık ışınları çizdiğinde son çıkış yerinden T'ye ulaşabilir mi? Hocam ulaşmaz mı? Oraya da geliyor ışık. Hocam Z ve T'ye geliyor ama. Ben B ile C arasında kaldım onda. Ben de. Z ve T ve Y ve Z. Bir kere Z'ye geldiği kesin dedin, değil mi? Hocam zaten gelmiyor. O da kesin. Olamaz. Efendim? Hocam zaten X ve Y olmuyor. Bir de Z ile T ile olmuyor. X ve Y niye olmuyor? He, anladım. Ne oluyor Egemen? Çocuklar beni dinlediniz şimdi, dinle. Şimdi X olmuyor. A ve D şıkkı gitti. T de olmaz. Çünkü bak tam bu şekilde açılmıyor muydu? T'ye kadar açılabilmesi için T'nin üst kısmında da olması lazım. Değil mi? Açıklığın. Ama Y'ye ulaşabilir. Anladık mı? Anladım. Evet, devam edelim. Başka var mı? Hocam Y ve Z nasıl geliyor? Z'ye geliyor aslında Egemen. Beni dinleyin. Şu şekilde genişleyen çizmemiş miydik? Aydınlatabildiği her yere kadar gider dememiş miydik? Evet. O şekilde gidiyor Y'ye. Bak Y'ye gidememesi için bir şey yok ki ama T çok köşede kalıyor. Hocam şimdi yaptığın T'ye de gidiyor ama. Ama T'ye nasıl götürebildin ki? Benimkinde şu an Y'ye direkt alt gibi kalıyor. Bircim beni dinle. T direkt alt gibi kalıyor, görüyor musun? Yani bu üst kısmının aydınlatmayan kısmının altında kalıyor. Hocam ben şöyle yaptım. Olmaz ki ama. Olur hocam. Siz her yeri aydınlatabilir doğruları halinde. Tamam, her yeri değil ama aydınlatabileceği her yeri demiştik. Değil mi? Şimdi ben çiziyorum bir saniye. Hocam bu arada benim internet sıkıntım çekebilirim. Çünkü köydeyim, teyzemlerin köyündeyim. Olabilir tatlım, soruyor. Şöyle karalama şeklinde çizdim çocuklar. Bir hocam, bakın. Göremiyorum. Tamam, şu an zaten göstermiyor. Gördünüz mü? T köşede kalıyor. Köşede kaldığı için olmuyor. Ha, anladım. Hocam tamam. Yani alttan da olmuyor ama şu tarafa nasıl götürdünüz, üst tarafa nasıl? Orada da açıklık var çünkü. T köşede kalıyor. Y köşede değil ki. Anladık mı? Evet, hadi devam ediyoruz. Başka soru var mı? Var mı başka soru çocuklar bu testte? Yok. Yok hocam. Tamam. O zaman 205'e geçtik. Sorular 27. 1 Ceyhan, 2 Adana, 3 Adana.
4 Denizli, 5 Ceyhan, 6 Ceyhan. 4 Denizli, 5 Ceyhan, 6 Ceyhan. 7 Bursa, 8 Ceyhan. Bir dakika. Evet, 7 Bursa, 8 Ceyhan. Alayım yanlışları. Hepsi doğru. Yine hepsi doğru. Efe'nin hepsi doğru. Batuhan 8 dedi. 8'e bakıyoruz Batuhan'cığım hemen. Bir daha dedi söyleyin. Neyi? Hocam, yanlış testin arkasına geçmişim. Arkada cevap anahtarın var. Bakarsın tatlım. Ege'nin hani kontrol etmiştin? Ege'nin hani kontrol etmiştin? Tamam. Hadi 8. soruya bakıyor herkes. Yukarıda verilen düzenekte köpeğin tam gölgesinin oluşturuyor diyor. Bu gölgeyi büyütmek için ne yapıyorduk? Ya ışık kaynağına yaklaşacaksın ya da perdeden yaklaşacaksın demiştik. Bak, el fenerini köpeğe yaklaştırmak gölgeyi büyütür. Anlaştık mı? Evet. Başka bu testte yanlış olan var mı? Sohbet kısmına da bir bakayım. Oraya bakmadık. Evet, yok sanırım. Sorular 28'i de veriyorum çocuklar. Ezgi'ye sesini kapar mısın artık? Tamam. Evet, sorular 28. 1 Bursa, 2 Adana, 3 Ceyhan. 1 Bursa, 2 Adana, 3 Ceyhan. 4 Adana, 5 Denizli, 6 Adana. 7 Denizli. Oğlum. Hocam. Sürekli aynı şey yapılmaz ki. 4 Adana, 5 Denizli, 6 Adana. 7 Bursa, 8 Ceyhan. Evet, alayım yanlışları. Yanlışlar. Hepsi doğru demiş. Güzel. Yok o zaman yanlış herhalde. Şimdi etkinlik kısmı kaldı çocuklar, değil mi? Hadi bakalım başlayalım. Sayfa 209'lu yapıyoruz. Işık ışınlarının hangi yönde nasıl yayıldığını çiziniz diyor. Ne yapacaktınız? Etrafında aydınlatabileceği her yere doğru ışınlar çizecektiniz. Hemen çizip gösteriyorum. Arabanın da farlarından çizecektik, değil mi? Evet, şu şekilde herkes bakıyor bana. Görüyor muyuz? Tamamdır. Hocam, arabanın farları aşağı göstermiyor mu? Aşağı doğru da neden aşağı çizecektik? Aşağıyı da gösterir. Orada da vardı tatlım. Hemen tekrar. Bak, aşağı yönlü de var. Biraz küçük olduğu için görmedin herhalde. Ha, tamam, gördüm şimdi. Acaba hepsi doğru. Evet, devam ediyoruz bir sonraki soruyla. Ne diyor? Deney düzeneğine bakıldığında yuvarlak sembolüne ışığın ulaşabilmesi için ne gibi değişiklikler yapılmalı? Delikler iki yönünde kaydırılmalı, değil mi çocuklar? Evet. Yazdık mı? Delikler İki yönünde kaydırılarak açılmalı. Siz de yazın, ben de yazdım. Hocam, bir de ışık evet. Kaynağı. Evet, bir de ışık kaynağı da tabii ki. Delikler ve ışık kaynağı. Kare sembolünde aynı şekilde delikler ve ışık kaynağı. Bir yönünde hareket edin. Evet, bu sefer bir yönünde hareket edecek. Hocam. Efendim. Peki, tabloyu iki yönünde kaydırabilir miyiz? Hocam, biz biraz dersi kaçırmışız. Bir ders şu an tenefüs. Tamam, olabilir tatlım. Çocuklar, burada kaldık. Buradan devam edeceğiz. Bir dahaki dersimizde. Tamam mıyız? Tamam. Sizi görmeyeceğiz. Haydi o zaman. Görüşürüz hocam. Sizi çok seviyorum. Hocam, sizi çok seviyorum. Seviyorum. Haydi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz efendim.